Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda tavuklarıma semizotu vereceğim. Semizotunun faydaları nelerdir, nerelerde bulunur? Bunu sizlerle uygulamalı olarak paylaşacağım. Öncelikle bütün hayvanlarıma koskocaman bir maşallah bekliyorum. Hepsi kocaman oluyor maşallah. Büyüdükçe gözüme de o kadar çok geliyorlar. Arkadaşlar semizotu kendiliğinden saksılarımızın ya da tarlada bahçelerimizde yetişen bir bitki türüdür. Bu sayacağım faydaları hem insanlar için hem de hayvanlar için geçerlidir. Semizotunun faydaları arkadaşlar sindirime çok iyi gelmesi, bunun dışında kalp rahatsızlıklarını önlemesi, kansere engel olması ve en önemlisi yağ yakımını hızlandırması arkadaşlar bilginiz olsun. Özellikle tavuklarınızın yağlanmasını önlemesi daha fazla yumurta verimini arttıracaktır. Böylelikle tavuklarınız hemen hemen her gün yumurta yapar. Bu yüzden ben de sık sık hayvanlarıma semizotunu veriyorum. Eğer bağınızda, bahçenizde ya da saksılarınızda kendiliğinden yetişmiyorsa pazarlarda da kiloyla satılıyor arkadaşlar ve fiyatı da çok uygun. Görmüş olduğunuz saksı tiplerimde kendiliğinden semizotları yetişiyor. Peki kendiliğinden bu ürün nasıl yetişiyor arkadaşlar? Havanın aşırı rüzgarlı olduğu zamanlarda tohumları uçacak kadar hafif ve küçük olduğu için rüzgar bütün evrene yayıyor ve bütün topraklarda kendiliğinden yetişiyor. Yakından nasıl gözüktüğünü de sizlerle paylaşacağım. Böylelikle semizotu yerine başka bir bitkiyi toplayıp hayvanlarınıza vermemiş olacaksınız. Biz böyle saksılarımızda genelde biberler ekiyoruz. Biberlerimizin dibinde görmüş olduğunuz gibi semizotumuz yetişiyor. Semizotunun görüntüsü budur arkadaşlar. Yakından detaylı çekiyorum ki karıştırmayın. Şu şekilde kalın sapı var. Böyle de güzel jelimsi yaprakları var. Bunu insanlar cacık olarak da yiyebilir. Salata yapıp da yiyebilir. Gerçekten de çok faydalı. Tavuklara da bu yüzden veriyorum. Hemen hemen her saksının dibinde semizotları mevcut arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gerçekten de harika gözüküyorlar. Görmüş olduğunuz semizotlarını ben toplayacağım. Hayvanlarıma sunacağım. Onlar yerken yine sohbetimize devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ben bu kadar semizotu topladım. Bu semizotlarından bir kısmını kendime ayıracağım. Bir kısmını da hayvanlarıma doğrayıp vereceğim. Sizler de bu tür tüm besinleri kesinlikle hayvanlarınıza doğrayarak verin arkadaşlar. Onları yormayın. Eminim herkesin evindeki saksılarda semizotu kendiliğinden yetişecektir. Onları toplarken kökünden sökmeyin. Bu şekilde kopararak toplayın. Bu şekilde toplarsanız kısa bir sürede kendini yenileyip tekrar bu kadar size besin kaynağı oluşturacaklardır. Evet arkadaşlar ben semizotlarını küçük küçük doğradım. Sizlere de tavsiyem budur. Bütün grup hemen peşimden geldi. Onları azar azar vereceğim. Bu tür videolarımda bütün sürümü tek bir video olarak da görüyorsunuz arkadaşlar. Gel. Görüyorsunuz arkadaşlar bayıla bayıla yiyorlar. Bunlar burada yesin. Bir bu kadar da içeride var. İçerideki hayvanlarıma da verelim. Gel. Şu şekilde yemliğe koydum. Biraz da seremalarıma vereyim. Biraz da cüce hintlerime vereyim. Biraz da gümüş çiftime vereyim. Geri kalanını da arka tarafa serpeceğim. Ön tarafa gelemeyen civcivler var. Onlar da orada yesinler.
Evet arkadaşlar, bu da bana afiyet olsun. Semizotu cacığı. Sizler de tüketebilirsiniz. Koskocaman bir maşallah bekliyorum arkadaşlar bütün sürüme. Hepsi maşallah koskocaman oldular. Civcivken gözüme gelmiyordu ama içeride bu kadar var. Dışarıda bir o kadar var. Her yerdeler maşallah. Yani yavaş yavaş çoğaltıyoruz ve satışa başlıyoruz. İsteyen bütün arkadaşlar İspençe ırkımdan olsun, gümüş zibritimden olsun, diğer beslediğim ırklar olsun alım yapabilirler. Yumurta satışımız var, hayvan satışımız var. Instagram ya da Facebook üzerinden bana ulaşabilirler. Maşallah. Çin bıldırcınlarımız da aynı şekilde bir sürü oldular. Yavrularımız koskocaman oldu. Artık cinsiyetleri belli olacak. Neredeyse ikinci katımızda var. Ve görmüş olduğunuz gibi burada bir üretim hane var. İsterseniz Çin bıldırcını yumurtası da temin edebilirsiniz benden. Anaç olarak da alabilirsiniz. Daha ne yapabilirim? Sizlere en kaliteli hayvanları paylaşıyorum. Arasanız da bu kalitede hayvan bulamazsınız. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Kendimi neden övüyorum? Kırma hayvanla işim olmaz arkadaşlar. Karışık şu an besliyorsun diyen olanlara diğer videolarda da söylüyorum. Onlar henüz yavru, çiftleşemezler. Bu yüzden karışık büyüyorlar. Çiftleşme çağına gelince hepsi kendi bölmelerine yerleşecekler. Allah sizlere de nasip etsin bu duyguyu. Harika hayvanlarımız var. Yeni yetme horozlarımız çok güzeller. İçinde çok sayıda horoz var. Kan değişimi yapmak isteyen arkadaşlar yine bana ulaşabilirler. Yani orada horoz var, burada horoz var, orada horoz var, şurada horoz var, içeride horoz var. Maşallah her yerdeler. Dişi sayımız da bir o kadar fazla tabii ki de. Dişimiz de yok değil. Cüce hintimiz geziyor, paşamız. Onun dişileri de kafeste, bilerek ayrı besliyorum ki yabani olarak büyüsün horozumuz ve onlara çok güzel bir eş olsun. Beraber büyürlerse arada bir böyle kıyamamazlık, çiftleşmemezlik olabiliyor. Bu yüzden azgın bir horoz olarak yetişmesi için dışarıda yetiştiriyorum. Ve görmüş olduğunuz 7 katlı folluk gerçekten de çok işe yaradı. Her katında farklı tavuklar yumurta yapıyorlar. Yakından göstereyim. Maşallah kızlarıma. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma hala abone olmayanlar da varsa her ay sonu yapacağım çekiliş videosunu kaçırmamak için abone olsunlar. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.